az tanınan İstanbul camilerinde un kapanında burada bulunan bir cami var. Caminin hikayesini pek çoğumuz bilmeyebilir. O yüzden size anlatacağız. Bu cami 3 mihraplı cami. Evet, yanlış duymadınız. Bir camide 3 mihrap yer almakta. Peki neden böyle bir uygulamaya gidildi? Anlatıcı. Üç mihraplı cami, yani Hoca Hayrettin Camii'ne giriyoruz. Evet, 3 tane mihrabı bulunan bir cami. Böylesi ne görüldü ne de duyuldu. Ama biz şu an o caminin içindeyiz. 3 mihraplı camideyiz. Evet, mihraplardan bir tanesi. Diğeri, dönüyoruz. Üçüncüsü. Evet, 3 tane mihrabı bulunan bir camiden söz ediyoruz. İlginç. Şimdi 3 mihrabın hikayesine geldiğimiz zaman bu cami ilk kare planlı kubbeli küçük bir yapı olarak yapılıyor. Un kapanında pek fazla civarda Müslüman olmadığı için bu caminin ölçüleri müsait. İlerleyen yıllarda Müslüman nüfus artınca bu cami yetmiyor. Hemen yanındaki bölüm camiye ilave etmek istiyorlar. Fakat o yerin sahibi Hoca Hayrettin'in gelinine ait. Gelinine diyorlar ki camiyi ilave edeceğiz, büyüteceğiz. Veririm fakat bir şartla, o da benim adıma bir mihrap ilave edin diyor. Bunu duyan Fatih Sultan Mehmet, evet olabilir, ben camiyi yaptırıyorum. O mihrabı onun adına, ortada yer alan mihrabı da benim adıma yapın diyor. Üç mihrap böyle oluyor. Caminin ilk yapılan bölümü bu bölüm. Kubbeli olan Türk üçgenleriyle geçiş sağlanan ilk bölüm ve dolayısıyla ilk mihrap bu. Daha sonra ilave edilen bölümler burada. Evet, 3 mihraplı camideyiz. İstanbul'da az tanınan camileri arasında yer alan bu cami, 3 mihrabıyla da çok dikkat çeken bir yapı. Evet, 3 mihraplı cami, diğer adıyla Hoca Hayrettin Camii'ne dıştan bakıyoruz. Şu tuğlalı olan bölüm, ilk bölüm ki bir mihrabın bulunduğu, şu bölüm ise Hoca Hayrettin'in gelininin bağışladığı, caminin genişlemesi için verdiği alan ve orada da iki
mihrap bulunuyor, minare de bu köşede yer almakta. Evet, caminin ilave bölümünü bağışlayan ve kendine bir mihrap isteyen gelinin mezarı da bu. Hemen yanında Hoca Hayrettin'in mezarı bulunmakta. Fatih'in hocası.